Nasıl veriyor? Akıl ve cerrahi uzmanı operatör doktor Sadi Sızmaz bizlerle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Gözünüzde gözlük var mı? Bozukluk var mı hocam? Yok bende. Nasıl oldu? Şöyle daha doğrusu... Yani göz doktorlarına şöyle baktığımda genelde gözlüklü göz doktoru görmüyorum. Lazerle mi çizdiriyorsunuz yoksa sizin gözleriniz hiç bozulmuyor? Lazerle çizdiren arkadaşım çok. Ama benim çok hafif bir miyopum var. Doğuştan bir gözümde. O biraz yakınımı dengeliyor. Evet. Biraz da belki spor yapıp kendime dikkat ediyorum. Önemi var diyorsunuz. Kesinlikle. Çok güzel. Böylece gözlük yani sizin... İdare ediyorum. Bilmiyorum 40 oldunuz mu hocam? Fakat hani 40'tan sonra gözde biraz oluyor diyorlar. Doğru, 40'tan sonra kaçınılmaz. Evet, kaçınılmaz. Biraz ister istemez oluyor ama gözlüksüz idare etmek bir noktaya kadar ya da tedavisi idare etmek numaranın büyümesini engeller mi? Evet, yani gözlük taktığımız zaman ona bir alışkanlık oluyor. Göz veya beyin onu istiyor. Dolayısıyla genelde hastalara bizim de önerimiz gidebildiği yere kadar gitsin. Çok gözlüğe bağımlı olmayın diyoruz. Olmayalım diyoruz. Ama diyelim ki gözlüğü kullandık. O gözlüğü de kullanmaktan artık bir süre sonra kurtulmak istiyoruz. Çünkü gözlük bir havalı bir şey bir dönem kullanıyorsun. Doğru, bir özenti oluyor. Ben de oluyor. Seviyorum. Ha değil mi? Bir özenti de oluyor. Oluyor bazısına döneminde. Yakışıyor, bazısına yakışmıyor. Seven var, sevmeyen var, kullanan var, kaybeden var. Zor bir iş sonuç itibariyle gözlük taşımak. Şimdi gerçekten hastalardan bildiğimiz kadarıyla bayağı engelleyici, bağlayıcı bir durum. Tabii. Yani işte bir takım güncel örnekler diyor ki kişi havuza giriyorum, denize giriyorum, gözlükle giremiyorum, tabii. Lensle giremiyor. Bu sefer etrafı göremiyorum diyor. Dolayısıyla bir vesileyle bu lazer tedavilerinden sonra hasta ya hocam en basiti çok daha keyifli banyo yapıyorum diyor en azından. Çok çok önemli bir şey. Araba kullanırken bile emin olun çok daha rahat araba sürüyorum diyen hasta çok. Çünkü o çerçevenin bir alanı daraltma etkisi var. Yani görüş açısı da daralıyor. Tabii. Veya daha basit güncel hani keyfe keder belki konular ama belki ben takmadığım için de çok bilmiyorum ama hastalardan gelen mesajlar bu şekilde ya yağmur yağıyor diyor. Cam ıslanıyor diyor. Kış geliyor diyor, buhar oluyor tabii. diyor. Sonuçta... Bir de güneş gözlüğü var, normal gözlük var. Değil mi? Yani güneşli havalarda da güneş gözlüğünüzü de ona göre modifiye etmeniz lazım. Doğru ama işte kişi böyle güzel yeni moda bir model bir güneş gözlüğü takma keyfini de yaşayamıyor o zaman. Bir de çok pahalı camlar. Evet. O da başka bir türlü. Yani dolayısıyla bu son zamanlarda hızlı bir şekilde gelişen teknolojiler, göz çizdirme, lazer tedavileri, gözlük ve kontak lens takanlara alternatif müthiş fırsatlar sunuyor. Doğru. Bunlardan bahsetmek istiyoruz biz bugün. Önemli bir nokta bu. Ne gibi yenilikler var lazer tekniklerinde? Şimdi tabii teknolojinin gelişimine paralel tıpta da çok büyük gelişmeler var. Özellikle de göz alanında. Evet. Bu temassız veya dokunmadan yapılan no touch dediğimiz lazerde bunların en son güncel olanı. Demin söylediğimiz gibi göz bozukluğu varsa kişi miyop, hipermetrop, astigmat her neyse gözlük takmak istemiyorsa, gözlüğü kendini engelleyici, bağlayıcı buluyorsa veya belli meslek seçimlerinde özellikle polislik, subaylık gibi belli mesleklerde de belli bir numaranın üstünde göz bozukluğu olmaması gerekiyor. Bu kişiler de teknoloji bu imkanı sağlıyor, bu şansı veriyor. Bu no touch dediğimiz lazer teknolojisiyle bunu çok rahatlıkla temin ediyoruz. Evet. Az önce dediniz ki sizin tek gözünüzde bir problem varmış. Tek göze lazer yapılır mı? Yapılır. Yapılabilir yani. Evet. Çok enteresan bu da. Normalde bir göz ve diğer gözün numarası... Yok, iki göz eşit olacak diye bir kural yok. Hı-hı. Tek gözde varsa tek göze yapılır veya iki göz farklı da olabiliyor. Yani bir göz farklı numarada, bir göz farklı numarada oluyor. O da olabiliyor oluyor. Değil mi? Biri üç olur mu mesela? Olur. Olur. Ama ikisine de aynı anda yapılabiliyor. Aynı anda işlem yapılıyor. Aynı zamanda aynı işlem yapılıyor. Peki gerçekten aynı göze dokunmuyor musunuz? Evet, çünkü bu no touch farklı bir teknoloji. Şimdi klasik lazerlerde ki onları da yerine göre yaptığımız oluyor. Gözde bir kesi uygulamamız gerekiyor. O kesiyi düzgün yapabilmek için göze bir vantuzlu, vakumlu bir alet uygulamamız gerekiyor. Onun biraz basıncı hastayı huzursuz edebiliyor. Dolayısıyla bir içeride doku çıkarmadan, kornea dediğimiz o tabakanın dışını alkolle eritmeden veya kazımadan kişinin lazerin tespit ışığında bir kırmızı ışık var. Ona bir 30 saniye kadar bakması yeterli oluyor. Hatta işlem o kadar kısa sürüyor ki yani işlemden sonra hastaya kalkabilirsiniz dediğimizde hasta hocam şaka mı yapıyorsunuz diyor. Bittiğini anlamıyor. İnanamıyor. Sonrasında da gerçekten çok mutlu oluyor. Müthiş. Peki ne zaman yaptırmak lazım lazer tedavisini? Yani gözünüz ilk bozulduğu anda, problem hemen ortaya çıktığı anda gideyim bir an önce yaptırayım hiç uzamasın, ilerlemesin
bir seçenek midir yoksa? Yok. Bir kere belli kurallar tabii ki var. Hmm. Bunlardan bir tanesi kişinin 18 yaşına gelmiş olması. Tamam. Onun da ötesinde numaranın durmuş olması. Hmm. Bir de tabii bazı kişiler bu klasik lazer yöntemine uygun olmuyor. Yani bir kesi yaptırmaktan korkuyor. Tamam. Veya göz korkak oluyor diyeyim, kişi korkak olmasa bile. Veya kornea dediğimiz o tabakı çok ince oluyor. O zaman kesi yapmak o tabakayı daha da fazla inceltmiş oluyor ki biz o hastaları zaten az çok önceden tanıyoruz. Daha muayene aşamasında bile hastanın gözüne damla damlatamıyorsunuz. Yani elinde değil. Tabii. Refleksler o kadar canlı ki. Tabii. Şimdi o hastaya böyle kesmeli bir işlem, vakumlu bir işlem uygulamaya kalktığınızda hastaya da eziyet, bize de eziyet oluyor. Dolayısıyla bu peki, tip hastalar... uyanık mı olması lazım hastanın bu ameliyatlarda? Evet. Oh. Çünkü bir takım dediğim gibi o kırmızı ışığa bakması gerekiyor. Lazım. Uyanık peki, olmazsa bakamaz. Peki o vantuzlu işlem dediğiniz işlemde? Ya onda 30 saniye yok. Onda bir ışığı zaten görmüyor. O lazer öncesi bir aşama. Lazere giriş kapısı açmak için o kesiyi yapıyoruz. Ama no touch'ta böyle bir işleme gerek yok. Kesinlikle gerek yok. Lazer direkt göze giriş yapabiliyor. Peki katarakt ameliyatlarında nasıl bir yöntem var? Yani lazer bir tek numaraları düzeltmede yardımcı oluyor. Fakat diğer daha büyük kusurlarda farklı yöntemler var. Şimdi o zaman tabii korneada bir işlem yapmıyoruz. Gözün içindeki merceği alarak oraya bir akıllı lens dediğimiz mercek koyuyoruz. Hmm. Katarakt olmasa da bu işlemi yapıyoruz. Çünkü yüksek numaralarda lazer yapmamız bazen doğru olmuyor diyeyim. Evet. İşte 10 numara 15 numara miyoplar evet. var. Çok yüksek hipermetroplar var. Yüksek astigmatlarda ki belli bir miktara kadar yüksek astigmatta da lazer, no-touch lazer bir çözüm ama evet. bazen bu akıllı lenslerle bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Evet. Peki efendim gözde bir takım hastalıklar var ki bazen son dönemlere kadar tedavisi yok zannediliyordu ya da düşünülüyordu. Sarı nokta hastalığı öyle değil mi? Tedavisi evet. yok diye mi bilinirdi daha önce? Yani tedavisi zor. Belli durumlarda bazen gerçekten tıbben aciz kaldığımız oluyor. Şimdi sarı nokta bu gözün arkasındaki retina dediğimiz tabakanın keskin görmeye, hassas görmeye yarayan çok küçük bir yeri. Bunun bir takım bozukluklarına sarı nokta hastalığı deniyor. Ve bu haliyle kişiyi günlük yaşamında oldukça etkiliyor. Çünkü baktığı yeri göremiyor kişi. Yani ben sizin yüzünüze bakıyorum... gözünüzü, burnunuzu, ağzınızı detayları seçemiyorum. Belki omuzunuzu veya etraftaki cisimleri görüyorum ama. Yarım görüyorsunuz. Çok enteresan. Dolayısıyla veya kırık görüyor, evet. eğik görüyor. Yani baş bu... dönmesi de yapmaz mı hocam? Dengeyi de bozmaz Yok, mı bu? Belki o kadar. Ya çok evet. ileri aşamalarda evet. Yani o da olabilir. Yürürken kişi haliyle Tabii. yerdeki çukuru falan fark edemeyeceği için. Tabii. Ama çok daha güncel örnekler yine mesela cep telefonuna çok rahat bakamıyor. Saatini göremiyor veya duvardaki saatin akrebini, yelkovanını göremiyor. Keza araba kullanmada sıkıntı oluyor. Televizyonu çok net seyredemiyor. Yani kişinin bayağı bir yaşam kalitesini bozuyor. Ama bugün artık o konuda da bir yenilik, bir güncel gelişme var. Makrovizyon dediğimiz bir tedavi yöntemiyle bir takım çözümler üretebiliyoruz. Harika. Hangi hastalıklarda daha çok kullanıyorsunuz? Sarı nokta hastalıklarında bu özellikle de yaşa bağlı olan 50 yaşın üzerinde çoğu kişide ne yazık ki sık karşılaştığımız bir durum. Yani daha doğrusu gözün yaşlanması diyoruz. Tabii ki bu tip durumlarla karşılaşınca dediğim gibi kişinin bir yaşam kalitesi bozuluyor. Yani kişi aktif çalışıyorsa onu yapamayabiliyor veya emekli olmuş artık bir keyifli işte kitap okumak istiyor. Tabii. Kitabını rahat okuyamıyor. Albümde fotoğraflara bakmak istiyor, onları rahat göremiyor. Dolayısıyla bir takım klasik tedavilerimiz yine var. Vitamin vermeden tutun Tabii. da işte belli durumlarda göz arkasına retinaya lazer yapma gibi kanamalı Aa. Durumlarda veya göz içine iğne tedavisi gibi ama bunların da işe yaramadığı durumlar oluyor veya hastalık çok ilerlediği zaman artık yapacak bir şey yok diyoruz veya diyorduk ama bu makrovizyon tedavisiyle ki gerçekten çok güncel yeni bir tedavi yöntemi bizleri de çok heyecanlandırıyor.
kişiye belli bir oranda yeniden bir görme kazandırabiliyoruz. En azından yaşamı biraz daha kolaylaştırabiliyoruz. Nasıl bir sistem efendim? Son soru, süremizin sonuna geldik. Göz içine bir özel mercek koyma şeklinde ama teleskopik bir sistemle çalışıyor. Yani normal bir katarak merceği veya bu akıllı lensin ötesinde farklı bir şey. Çok güzel. Dolayısıyla çoğu hastada hastayı belli bir oranda mutlu edebiliyoruz. Ne kadar güzel. Sarı nokta hastalığına da tedavi sonucu öğrendik, bulduk yani böylece. Çok güzel. Bizim de bunu seyircilerimize aktarmamız bizler için çok sevindirici oldu efendim. Oluruz. Makrovizyon yöntemi sarı nokta hastalığında bir yeni hocamızın da anlattığı gibi tedavi yöntemi. Efendim akıllı lenslerin özelliği nedir? Şimdi akıllı lenslerin özelliği uzağı, yakını ve ara mesafeyi de gösterme özelliğine sahip olması. Zira klasik lenslerde veya bir katarakt ameliyatı sonrası koyduğumuz tek odaklı mercekte hasta sadece uzağı görebiliyor. Bunun yerine çıkan İki odaklı lenslerde de yakını ve uzağı görebiliyor ama ara mesafe veya orta mesafe yine yok. Orta mesafeden kastettiğim ki güncel yaşamda çok lazım cep telefonu, tablet, bilgisayar mesafesi veya araba kullanan bir kişinin kilometre gösterge saatini, kilometre saatini görmesi veya hepimizin başında mutfak tezgahında çalışırken ayakta mutfak tezgahındaki nesneleri görebilmesi. Mesela. Dolayısıyla bu ara mesafe yani yaklaşık 50 santim ile 80 santim arası çok gerekli bir mesafe. Ama hasta burayı göremediği zaman o zaman ayrı bir gözlüğe mahkum oluyor. Bu akıllı lensler her mesafeyi göstererek hiçbir gözlüğe ihtiyaç kalmadan bir çözüm üretiyor. Müthiş yani. Yakın mesafe, orta mesafe, uzak mesafe tek bir akıllı lensle düzeliyor. Evet, hepsi düzeliyor. Güzel. Numaranın belli bir noktaya gelmiş lazım tedavi için. Yok, 40 yaşı geçmiş kişilerde özellikle yakın problemi başlamışsa bunu yapabiliyoruz. Katarakt hastalarını da zaten yapabiliyoruz. Bir de 40 yaşın altında olsa bile yüksek hipermetroplarda veya kornea ince olduğu için bu yöntemleri, lazer yöntemlerini yapamıyorsa akıllı lensle bir çözüm oluyor gözlükten kurtulmak için. Müthiş efendim. Çok teşekkür ediyorum. Operatör Doktor Sadi Sızmaz bizlerleydi. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.